Hanımlar, beyler, Rabarba Talk enteresan bir kadroyla yeni bölümüyle başlıyor. Sevgili Anlatan Adam, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, selamlar, hoş bulduk. Ve röportaj adam Mahsun Karaca. Hangisini diyelim, röportaj mı diyelim, Mahsun Fark Karaca mı? Fark etmiyor abi, ikisi artık yani. Mahlas, siz bu arada iki tane Anlatan Adam'la röportaj edin. Ben nereye düştüm? Sen abi, bu röportaj adam keşke bu ismi koymasaydım diyor musun? Mesela bazen başta diyorum ya, evet. Yani keşke Mahsun Karaca olsaydı. Ya adam parantezinde röportaj artı anlatan. Bak şöyle faydası oldu bana bak. Faydası oldu Mahlas'ın bence ilk çıktığımda. Ama ondan sonra tabii muhtemelen sen de artık sevmiyorsun. Evet ama benim döndüğüm yerde İbrahim Türker çok genel bir isim ya. Mahsun Karaca böyle. Türkücü hani adı gibi değil mi? İkisi de yani mahlaslarınızın olmasını anlayabiliyorum. Ben de Happy Hour diyeceğim kendime aslında mesut süre olarak ama. Röportaj adamla yani Mahsun'la ayrı bir hukukumuz oluştu. Evet. Ben bunu buradan söyleyeceğim. Biz bir film çektik. Meksika Açması filmini çektik. O süreçte aslında çok çok yakın tanışmamamıza rağmen dağ gibi yanımıza durdu. Vallahi biliyorum. Eyvallah. Biz senin olmadığın yerlerde her zaman söyleriz bunu yani. Eyvallah. Yani kimlerden beklediğimiz desteği bulamazken senin bu şekilde bizim yanımızda olman nefis bir şey yani. Kafamızda seni böyle abi o benim filmde de oldu ama. Yani aha, çok böyle ben herkesin klibini paylaşırım. Herkesin bir filmi çıkar onu paylaşırım. Çevremde takipleştiğim insanların. Ama bizim filmde de ben aynı şeyi yaşadım. Bu sektör içerisinde ben herkesi tanıyoruz. Biz yeni tanıştık seninle ama gözüne vurmuş yani. Çok çok iyi bir insansın sen. Valla. Eyvallah. Mahsun J. Evet. Çektiniz. Mahsun J. Normalde adı farklıydı abi. Adı Jigolo'ydu dizinin. Aha. Ama yani gay'in tarafı şey dedi. Onun dedi biz bunun reklamını yapamıyoruz. Senin outdoor'lara izin vermiyorlar. Senin outdoor'da Jigolo arayın. Jigolo burada. İşte sosyal medya zaten yasaklı kelime olduğu için şey çıkamıyorsun. İşte ne bileyim Instagram'a reklam veremiyorsun, YouTube'a reklam veremiyorsun. Yasaklı kelime mi? Doğru. Tabii bizim WhatsApp grubumuzun adı Mahsuce'ydi. Jigolo olup resmi bir meslek değil değil mi? Hayır canım tabii ki yani. Değil. Peki burada sendikası var abi ya. Hayır hayır. Bir dakika. Resmi olmama sebebi şey mi? Mesela çok gençten bir çocuk, yaşlıdan bir hanımefendi. Vergisiz para alışverişi mi? Neden Mahsun sen daha iyi bilirsin ama bir seks işçiliği değil mi abi bu sonuç itibariyle? Yani? Bu şey mi yani? Ahlaki çöküntü olmasın. Halkımıza kötü örnek olmayalım kafası mı yine? Yoksa abi öyle olacaksa o pavyonları falan da kapatılması lazım. 22 yaşında jigolo var, 62 yaşında hanımefendi var. İki tane yetişkin. Herkes memnun diyorsun. Hayır yani. Evet işte. Yani kim burada ne yapıyorsunuz diyor. Abi neden işte? Niye bana bakarak soruyorsun? Jigolo dizisini çeken adam burada. Ona dönüp sorsana ben bunların hiç tanesini bilmiyorum bir cevap. Ben dizisini çekeyim ben gerçekten. Çok tatlı. Ben jigolo değilim abi. Ben jigolo değilim arkadaşlar. Açıklasaya bunu burada. Ya size bir şey söylemem lazım. Ya ben değilim. Bugün hangi yasağı çiğnemek çekici geliyor diye konuşacağız. İki kıymetli konuğumla beraber. Şöyle bir hayatınıza bakarsınız. Ne kadar legalite ve ne kadar illegal. Tam adamını çağırmışsın. Hayır. İllegal hayatlar. Bunu böyle konuşuyorsun. Yayınlayamayacağım. Hayır. Bir dakika yayınlarız. Yüzde kaç legal yaşıyorsun bu hayatını? Yüzde kaç içinden geçiriyorsun? Zaten götümüz yemez. Normalde kimse illegale sapamıyor da korkudan. Değil mi yani? Öyle ya öyle. Ya kadar ben de şey demiyorum. Yani gündüz külahlı gece silahlı bir adam değilim de yani. Gündüz? Külahlı gece silahlı diye bir laf vardır ya. Duydun mu sen önce? Yok ilk defa. Ben de ilk defa. Harbi mi? Gündüz. Tertemiz profil insanlarız kardeşim. Biz süt çocuğu gibiyiz. Herkes yani kadar illegaliz yani. Bence herkes kadar. Siz bilmiyor musunuz bu deyimi? İlk defa. İlk defa. Harbi mi? Vallahi. Gündüz külahlı gece yani. Gece silahlı. Hani İyi bir insan gece tehlikeli. Aynen. Ha anladım. Senin ama böyle şeyin var yani işte. Şimdi mesela Mahsun J. Ondan önce de illegal. Yani senin o illegaliteye doğru bir hep böyle bir pasın var yani. Demek onu seviyorsun. Evet ya ben yani seviyorum. Şöyle bence Türkiye de bence bunu seviyor. Sen aslında seviyorlar diye de yapmıyorum. Ha. Hani tamam bu satıyor. Hani eskiden bir Yeşilçam'da şey varmış hani seks satar okey hani yapalım. Ondan değil de yani daha böyle insanların bahsetmeye çekindiği konuları normal videolarında da ben bundan bahsediyorum evet aslında. Ve bu hoşuma gidiyor. Hani bir şey var herkes biliyor ama kimse kimseye dışarıda dile getiremiyor ya. Ben evet böyle dile getiriyorum sadece anlatabildim. Bu Türkiye'de var yani. Jigoluk da var, Türkiye'de kumar da var. Türkiye'de her şey var yani. Var evet. Kastettiğim o zaten. Aslında bunlar var. Bunlara bulaşmayan bir hayat yaşıyorum ben. Sen de öyle. Yani. Muhtemelen sen de abi, öyle. Ben de benim alakam yok. Tamam tamam. Öyle bir şey değilim arkadaşlar. Ben kumarbaz değilim, jigolo ben değilim. Ben kumarbaz değilim. Tamam değilsin. Zaten o yüzden diyorum. Pratikte ne kadar legalsiniz. Mesela ben %100 diyebilirim kendime. Korkarım çünkü çok korkarım. Sen de %95 legalimdir. Yani. 95. Çok tatlı sen. Ya %5'i de şeyden veriyoruz yani. Ver ver. Yani bir pay bırakıyorsun. Ben de sen de öylesindir abi.
Sen kaçsın? Ben %110 ya. Aman ha, başımıza evet, bir iş gelmesin. Bayağı aman akın, direkt şey ne bu iki ben ters? Buna inanmıyorum. Bak yorumlarda yazsınlar arkadaşlar. Bence herkes, her insanın hayatının %5'inde vardır yani. Var. Hani kaçaktan maçaktan. Yani bulamadığın bir tane filmi. Lan sadece bu film, bu dizi için bunu mu alacağım dediğin bir şey vardır var yani senin. Evet. Tabii, tabii. O da illegal ya abi. Hani %5'i de ondan dolayı ya, tamam, söylüyorum. Anladım. Daha böyle yani başımız ağrıtmayacak %5. Heh, an, öyle abi, öyle abi. Bu arada ben jigolo değilim. Tekrar burada benim tek isterim. Ben de değilim arkadaşlar. Ben de değilim. Hay Allah. Biz olmadığımız için dizisini yapmıyoruz kardeşim. Hay Allah. Şimdi ben aslında şunları sormak istiyorum. Sırada araya kaynayabiliyor musunuz? O kadar mı? Süt çözüyorsunuz. O kadar mı suçuyorsunuz? Korkar mısınız yoksa yani? Çaktırmadan zaten buradaydım deyip 65 kişi sıra var, 4. sıraya geldin. Bunu yapabiliyor mu Mahsun? Yok ya, yapamam. Yapamaz mısın? Şimdi anladın mı? O kadar mı? Aslında naif bir adam. Evet, evet. Ben zaten ben... Yani naif... Abi sen niye ben naif bir insanım? Ben zaten öyle bir insanım ya. Dilinde yani, anladın? Dilinde illa. Dilinde jigolo. Normalde sırada araya kaynayamıyor. Böyle bir insan yani, anladın? Ben onu bildiğim için. Sen beni niye savunuyorsun diye bana kızıyor. Savunmana gerek yok. Şey ben zaten arkadaşım, ben naif bir adamım yani. Tamam, zaten naif. Biliyoruz abi kardeşim, zaten seni öyle seviyoruz biz. Biz bunu gösterelim diye buraya geldik zaten. Zaten biz var ya, seni uzaktan uzaktan zaten beğeniyor ve seviyorduk abi. O başka hani röportaj adamı olarak, Mahsun olarak uzaktan seviyorduk. Bir de biz filmi hani... Dostunu düşmanını mı tanıyacaksın? Film yap falan var ya bu sektörde, bizim sektörün içerisinde. Bir anda abi böyle hani güvendiğimiz dağlara kar yağarken sen böyle bir anda parıldadın bizim hayatımız içerisinde. Senin için normal bir şey olabilir bu, tamam mı? Yani senin hayatının içinde ama biz seni çok ayrı bir yere koyduk böyle. Anlatabildim mi? Böyle apayrı bir yere koyduk. Biz bu programı neden çekiyoruz? Bu adam jigolo değili insanlara gösteriyoruz. Öyle olsa ya bunu. Tamam abi, jigolo. Kafalar karışıkmış, nokta koymaya gelmişler buraya. Sen sırada araya kaynayabilir misin? O özgüvenin var mı? Özgüvenle ilgisi yok. Bende değişik bir adalet duygusu var kafamın içinde çalışan. Ben mesela hayatımda hiç kopya çekmedim. Sıfır. Hiç. Senin de vallahi bak, yani zayıf alacağımı bildiğim yerde de kopya çekmedim. Kendi ya, içimde şey diyor. Ben şey diyor kafam. Abi, benim canım. Kafam şey diyor abi. Sen bunu hak etmedin diyor. Anladın mı? Hak tamam. etmedin diyor. Ben öyle bir ya şey kime diyor. Ne ya? Tamam canım, algılıyorum. Hak arama konusunda nasılsınız? Yani hakkınızı arayabiliyor musunuz yoksa pısar insanlar mısınız? Pısarım. Ben de pısarım. Acayip. Pısarım. Mesela bir tane minibüs şoförü yolcuyu azarlıyor. Yolcu haklı. Sen de yandaki yolcusun. Müdahale eder misin? Nasıl sert müdahale ettiğine bağlı. Hayır, sözle. Hep böyle aptal insanlar biniyor diyor. İn lan diyor, bir şey hayır, diyor. Yüzüne karşı aptal diyemez. Tamam hiç dedi şey diyelim. Diyemez. Sen ama orada, yani. Sen orada mahzun kendi olarak. Kendi kendine söylendi ve o kişinin moralini bozdu. Çok müdahale etmem. Tamam. Ama böyle sert bir şekilde, yani onur kırıcı bir şekilde şey yapar. Tamam. Ve hayırdır dersin yani. Heh. Ama Mahsun ondan sonra da garç çekiyor. Aşağı çekiyor alıyor. Biz çekemiyoruz Mahmut'a. İşte bu kadar. Vay kardeşim. O, naiflik gitti. Mesela şu anda hoşçakal naiflik. Anladın mı? Ben bir kere böyle bir şeye müdahale ettim. Çocuğun birisi yanlışlıkla dolmuşa bindi. Yanlış yer söyledi. Aslında bizim gittiğimiz yerle alakası yok. Parasını da hemen verdi. Adam şak dedi, sağa döndü. Alakasız bir şey. Yani anladık ki bu çocuk oraya gitmiyor. Hmm. İneyim abi dedi. Parasını geri almak istedi. Adam dedi ki indi bindi kardeşim dedi. Halbuki yani ikinci vitese takmadı herif. Ben de kendi paramı dolmuşa verdim. Kendimce bir çözüm bulacağım diye. Halbuki çözüm değil bu, yanlış. Evet. Dedim ki o benim param olsun kardeş dedim çocuğa. Çocuğa indirdim. Adam var ya bana bir sardı abi. Gözümün içine bakıyor, sen diyor nerelisin diyor. Ben de aslında baba tarafı Çanakkale'liyim de. Doğma büyüme Ankara'lıyım. Çanakkale yemez diye Ankara'lıyım falan. Öyle şey yaptı. Yerse diye. Ben diyor Ankara'nın köyüm. Bilmem ne diyor. Tamam mı? Ankaralılar diyor böyle oluyor. Abi ağzımı dudağımı açıp bir şey söylemedim. Ama sen bak, bence sen haksızsın. Tamam ben haksızım. Öyle değil. O olaya müdahale olabilirsin. Ama o çocuğun da parasını veriyorsan sen o işi çözmüş tamam, olursun. Tamam öyle. Ha, sen bayağı onun benim param olsun diyerek çözmüyorsun ki. Yine zarar ediyor minibüsü kendi hesabında. Adam küfürdü ara verseydi. Ama şey durumu da var. Müdahale ettiğinde, o çocuğun yanında sen müdahale ettiğinde çocuk sana siktir çekip ine de bilir. Evet. Ya, tabii. O daha kötü mesela. O daha kötü. Siz senin paranla mı kaldıklar dedi indi. Dolmuşu da bana söyleniyor. İkisi bir seni dövüyor. Dövmese bile mesela indi çocuk, tamam siktir dedi indi. Dolmuş da diyor ki böyle işte aptal aptal karavanlık yapıyorlar. Götlerinde patlıyor. Evet. 20 kişinin içerisinde. Çok utanırsın. Ben tamam, adam bana küfür etmeye acık ara verseydi abi ben bir daha para verecektim mesela. Çözmek için de. O kadar çok küfür etti ki yalnız Mahsun. Bak yanımda bir adam oturuyordu abi. Böyle duruyor herif. Tavan böyle duruyor herif. Hayvan gibi bir herif. O da daha para vermemiş. Onunkine verdin? Hayır, adam bana dedi ki adam dedi ki al dedi birader dedi bu parayı. Birader o para benim param olsun dedi. Adam var ya şak kesti abi. Ha. Bana dedi ki sen nerede ineceksin dedim, son durakta bir durak önce in dedi. Gerçekten.
Beni indirdi abi, herif devam etti. Sen onu. Şu an 16 yaşındasın. Tabii işte. Oğlum. Anladın mı? Sen sadece çözüm için bir şey söylemişsin ve ergen muamelesi görmüşsün. Evet, aynen öyle. Bir durak ben de sağ ol abi dedim indir. Ben de inerim. Hiç kavga etmişti var mı bu hayatta? Oldu birkaç defa. Şey mi peki? Galip mi çıktın yoksa beraber mi? Abi ben nasıl biliyor musun? Kız gibi sorusun. Galip mi çıktın? Galip yoktur ki abi. İki tane sen vurursun, iki tane o vurur yani, anladın mı? Ben hiç kadar kavga etmemiş adam sorusun. O kadar. Ringde gibi değil mi sanki? Canın yanında mı diye? Canın acıdı mı çok? Galip mi çıktın? Ben hiç kavga etmedim. Sıfır çünkü yani. Bir ama şöyle vurdum. Söyleyeyim. Ben atıyorum son 15 yıldır hiç kavga etmedim. Tamam. Böyle söyleyeyim. Anlatabildim mi? Bu dedim yani daha lise mise o dönemler. Evet. Yani. Ama mesela bizden daha bıçkın gözüküyorsun. Bak sen de kavga etmemişsin 15 yıldır ama şu üçlüden birini çağıracak olsam kavgaya seni çağırırım ben. Ben seni çağırırım abi şu fiziğe baksana. 2 metresin ben, abi. Ben gelmem güzel kardeşim tabii. Gel, şeyde mesela cesaretin var mı? Abi senin ya şu duruş. Korkutur zaten adamı yani. Ama abi o ruhla ilgili bir şey ya. Ruhla, bak ruhla. Beni bir gün bir dövdüler abi, tamam mı? O 20 kişi ya. Nereden çıktınız da ne ara paçalarınızı sıvadınız bile. Öyle bir dayak bile. Ben yedim. Bak böyle aynı anda vurdukları için böyle yere düşemiyorum. Böyle yani herkes aynı anda vuruyor. Yere şimdi kapatayım kendimi diyorum, yere düşemiyorum. Dayağı yedim abi. Sonra her yerim şişti falan. Sokaklara çıktım, adam arıyorum ki ben bunları bulayım diye. Arkadaşları arıyorum. 2 metre 0.5 sana çok yakın bir arkadaşım. Dedim ki oğlum ne oldu lan? Dedim oğlum dövdüler beni size. Şöyle böyle. Gelsene dedim. Dedi ki annemle pazara gideceğim. İşte bence benim o yani. Sen hayatın başka dönemlerinde başka uzun benlerle karşılaşmışsın ve korkak insanlar almışsın hayatına. Mesela bak ben trafikte çok korkarım. En korktuğum yer benim trafiktir. Çünkü kimin ne olduğunu bilmiyorsun abi. Tabii abi. Aha. Kimin arabasından ne olduğunu bilmiyorsun. Hatta buradan söylüyorum yani. Trafikte hiç kimseyle dalaşmayın arkadaşlar. Evet, değil mi? Tabii, ne tabii. Gerek var? Hangi psikolojide olduğunu bilmiyorsun o an. Hiç bilmiyorsun. Tabii, o adam nereye gidiyor? Hastaneye mi gidiyor? O an o ara annesi mi öldü? Ya da evet. Hangi psikoloji? Kafayı mı yemiş adam? Tabii, sadece mayın mayın da olabilir. Mayın yani, da oluyor. Bilmiyorsun adamın tabii. Arabasında ne var? Hiç abi. Evet hiç. O riski niye alıyorsun yani? İnme arabadan evet. Ne? Neyse ne orada kafasın yani. Şimdi beyler diyelim yolda yürüyorsun. Şş birader dedi biri. Ateşin var mı dedi. Tamam. Onu yok dedim. Olsaydı verir miydin dedi. Olsaydı verirdim amına. Hayır hayır. Bu dayak yemeden, dayak yemeden önceki cümle bu. Cümlelerdi bu. Hani çatıya. Tamam. Artık yani vereceğin cevabın bir önemi yok. Tamam, klasik tamam. Bir sınav bu yani, anladın mı? Olsaydı verir miydin dedi. Abi kavgadan kaçış yoksa sen ne yapacaksın abi? Nasıl yani? Geldim, ben yalvarıyorum. Şimdi... Hadi şu bak gerçi yemin ediyorum sana. Ben zaten en büyük korkularımdan bir tanesi biri beni dövmesin diye yalvarırken YouTube'a düşmek. Benden çok daha küçük birinin tamam karşısında. Tamam abi bak mevzu burada şu değil. Ha? Bak senin dediğinde adam kafaya koymuş ve gelip seni dövecek. Tamam. Hadi role play yapıyoruz hadi. Ya birader bak, çakmağın var mı? Ya abi ne olursun bak beni sal ya. Ben daha mesela daha bütün ben biliyorum ya öbürünü. Sehmen ağlamaklı gözlerle tamam, öyle yaptım. Yalvarmaya başladım. Ne hale dövecek? Ne yapacaksın abi? Az vur derim. Yani vur ama yüzüme vurma derim yani. Tamam, ben normal dövecek. Ben derim film oyuncusuyum derim. Ya yalvararak kurtaramayacaksam da başka bir yöntem bilmiyorum ben. Abi ya, ama şu an tamamen dediğin kendi... şey saçma senin abi. Hayır. Yani sen dayak yiyeceğim kesin diyorsun. Tamam. Gururumdan, kişiliğimden tamamen vazgeçerek daha az nasıl dayak yerim peşindeyim ben. Dayak tamam, yiyelim. Her türlü yiyeceksin ama. Yüz üzerinden yüz yiyelim. Sen o yüz üzerinden yüzü yiyeceksin her türlü. Tamam. Beni kimse fiske vurdurtamaz başkasına yani. Öyle bir bilmiyorum o dünyayı. Ağlaya ağlaya demin sana dedi ki galip. Kim etti? Koca adam. Kalbi de kocaman. Ya kalbi kocaman değil. Korkak abi. Ay, çok seviyorum ben yaşamayı. Nasıl? Ben de serseri mayın gibi değilim abi. Tamam. Ama kaçınılmazsa yapacak bir şey yok abi. Aha. Sen kankim? İzmir'de Alsancak Stadı'sın. Oralar böyle biraz tenha yani yerler. Oradan yürürken abi İzmir'deyken 4-5 tane böyle bıçkın oğlan ama genç çocuklar. 17-18 bıçkın çocuklar böyle. Bir anda etrafıma doluştular abi. Dedim ki tamam bunlar... 4-5 tane hiçbir şey yapamazsın abi. Tamam bir şey yapamazsın. Evet. Yalvaracaksın işte. Ne istiyorsun lan? Hemen yalvaracaksın. Bunlar ha dedim para isteyecekler bilmem ne falan filan. Ne yapıyorsunuz gençler dedim. Bir anda durup dururken. Kaçar yolu var. Ya alacağım ya böyle bir şey. Ne yapıyorsunuz gençler dedim. Şaşırdılar. İyi abi falan. Cebimden çıkarttım parayı. Al bunu. Al bunu. Al bunu diye 200-200 böyle ateşledim abi. Dedim eyvallah beyler falan dedim. Eyvallah abi dediler. Yürüdüm gittim. Hiç para da istemedi. Çocuklar belki benden para da istemedi. Belki geçiyordu herifler. Onu da bilmiyorum. Kendi kendime göt korkusundan durup dururken onlar olaya şey sokaktan geçen heriflere para geçen verdi. Geçen gün salı artık durdum. Durdum para verdi ama. 200 lira verdi gitti. Hiç anlamadık niye evet oldu. Evet oğlum. Acayip korktum. 1000 lira verdim bir anda. 5 kişi. Böyle olmamanız gereken bir yerde olduğunuzda geriliyor musunuz? Mesela bir konserde tuvalete diye girdin. Tak 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 bir baktım böyle kulisin oradasın. Çok önemli insanlar geziyor böyle. Abi işte ben mesela geçen
bizim dizinin yönetmeninin bir şirketinin açılışı vardı. Ben gittim, yemin ederim ne olduğunu anlamadım. O kadar elit bir davet değil ki. Aha. Hayırlı olsun yazdım ama story. Ne yazacağımı da bilemedim. Lan dedim bu reklam ajansı mı bu? Ya o kadar elit bir şey ki böyle. Yani şey, oraya ait olmadığını hissediyorsun yani böyle. Lan burada oturuyorsun şu an ama hani. İnşallah onlardan olmadığımı anlamazlar diye. Tabak gibi anlaşılıyor. Direkt anlaşılıyor. Tabii zaten biz oralarda hemen sırıtıyoruz yani. Direkt hayırlı olsun story'si attım, sadece şey yazdım zaten. Story'e de yazdım. Arkadaşlar ne olduğunu anlayamadım, bir açılışa geldim ben. Hayırlı olsun diyeyim ama yani ben de anlamadım. Ya o kanepeleri alırken bile sen hemen belli ediyorsun. Geriliyorum abi. O dünyaya ait olmadığını. Geriliyorum. İki tane alabiliyoruz mu abi dediğin zaman. Yanımda eşim vardı, eşime böyle yapıyorum. Şunları al. en önce de garson anlıyor senin o dünyadan olmadığını. Evet. Oo, direkt önce abi, o anlıyor. Direkt. Diyor ki yani. O sana tabii çok temel şeyler söylüyor. Ya ben elimi cebime mi sokayım? Çıkarayım mı? Onları bile bilemiyorum ya. Bazen elimi cebime sokuyorum, böyle uyuşuyor elim böyle. Çok fazla kalmış. Bir de sana otur deseler de sanki sana ait olmayan bir yerde oturmuş gibi hissediyorsun ya. Evet evet. Lan doğru yere mi oturdun? Yani, birinin yerine oturdun. Bir de gallarda şey oluyor ya, bir kırmızı halı. Direkt ben de köşeden yürüyorum böyle. Hani bir basın var, kırmızı halı var. Direkt böyle hani hiç görmesinler. Ne kimseye selam verilir, ne şey alalım. O kırmızı halı da bazen çok geliyor başıma. Birimle bizim bir kameraman, biri tanıyor, röportaj yapıyor. Öbürü ona diyor ki... Bu kim o kim? Adamı? O kim? Orada canı çok sıkılıyor. Yani ya kendimi iki dakika önemli bir hissetmişim. Yanında anlatıyor. Hah, şey ya bu ya diyor. Bilmiyor, onu anlatıyor. Ben gideyim o zaman sor o kim diye. Ben az önce filmle ilgili beklentilerimi sormuşlar. Dışarıda böyle oluyor değil mi? Ağdalı konuşmuşum. Sokakta da oluyor ya. O kim diyor yani. Geçen gün Ankara'ya mı indik, Eskişehir'e mi indik ne? Bir tane kız, Mesut ben Fazlı. Bir tane kız abi böyle hani... Michael Jackson'ı görmüş gibi, tamam mı? İnanamıyorum, sizin burada ne işiniz var falan geldi. Fotoğraf çekti. İki kız bunlar. Kız diğer kız anlatmaya başlıyor. Şey, hayır anlatmıyor. Kıza verdi. Anlatmadan verdi. Kız fotoğraf çekip el yapıyor. Yani çekerken diğer dedi ya, bari şu an yapma. Sonra yap yani. Şu an yapma bari yani. Kim diyor ya? Çekiyorum da diyor. Bu herifler kim diyor yani. Dediğim gibi abi yanımızda anlattım kötü işte sokakta. Bu şey ya. Şey alıyorum abi. Üç kişi fotoğraf çekiliyor. Dördüncü de lan bunlar çekiliyorsa bir bok vardır diye. Tabii tabii. Bana en geliyor bana diyor. Hissediyorum yani. Bilmiyor oğlum beni işte. Bilmiyor. Bir de o var. Diyor ki ben çekileyim bulunsun diyor. O bulunsun şey yani, birine gösteririm o tanırsa havam olur yani. O bulunsun. 29 Ekim'de bu Beşiktaş'ta hani herkes toplanıyor falan filan. Bizim de oyunumuz var 29 Ekim değil mi? Öyle bir şey. Beşiktaş'ın içine arabayla inemediğim için stadın orada indim abi. O Dolmabahçe'nin önünden yürüyorum. Binlerce insan bana doğru yürüyor, tamam mı? Kimse beni tanımıyor. Bir tane çocukla kız dediler ki abi fotoğraf çektirebilir miyiz? Ondan sonra 50 kişiyle fotoğraf çektirdim. Ama 48 tanesi beni hiç tanımıyordu. 48 çektiriyor diyor ki kim diyor. Kimse kime. Hiçbir şey çekiliyor. Belli tamam. Önemli biri. Daha sorgulama artık. Allah Allah. Belli ki biri bu yani. Yiyecek sokulmayacak yerlere yiyecek sokabiliyor musunuz? O cesaretiniz var mı? Çok kalite bir restoranda minik minik çekirdek çitleyebilir misin? Adana'da mesela sinemaya gittiğimizde o dönem sevgilim de eşim. Sizin kaç yıllık bir ilişki? Kaç yıllık? Abi sorma işte. Oku attın şu an. 2000 kaç? Oğlum o kadar zor değil. Sen bana de ki ben de üniversite şu sınıftan beri de hesaplarız yani. Üniversiteden sonra da abi. Sen kaçısın masum? 2000... Ben 92'liyim abi. 92'lisin. O kesin net. Net 92'liyim. 32. 32. 30, 31 32 işte. Tamam. Sen 10 yıldır. 19 mu? O kadar yakın mı? Ya bu kadar uzun süre düşünüyorlar. Pardon 10 yıl abi. 10 yıl oldu ya. 10 yıla yakmıştı ya. Markası ne abi bunun? Ben yaptım lan evde yaptım. Formülüne baktım. Evdeki olanaklar yaptım. Kaç yıllık diyorum? 5 dakikalık. İskoç ama. Yeni yaptık ya taze taze. Ya. Yine yaptı ya İskoç diyor. Öyle çok geliyor ama ne içiyorsunuz abi siz, bu kafa nasıl bir kafa falan diye. Su kahve içiyorsun. İşte bunda kahve var şu an. Sen kahve ben su içiyorum. Su. İki su bir kahve var şu an arkadaşlar ama yeri gelir içine bir şey koyarız anlaşılmaz, onda da bir şey yok. Kime ne yani değil mi? Dil sürücü değil mi? Ya ben sana verdim o 2000 liraya gittim. Jigolo sitesine üye oldum. Ne oldu? Ya ben fuşturucu batana düştüm Leylo. Ben hala bekarım. Ananlar nasıl? Yok ya anayı bacıyı karıştırdım. Senin alan bir kaşar. Hatta eski kaşar var. Ağzını topla be. Bak hayatım. Herkes reklamcı olacak diye bir şey yok. Ya belki başka alanda yeteneklisindir. E hani yemiyorsun aşkittav? Kötü reklamcısın yani. Her şeye deterjan muamelesi yapamazsın. Nerede lan bu yavşan evi? Üç vakte kadar sanki bu evi yakacağım gibi duruyor. Zabıtadan kaçıldı kaçıldı sevişildi. Kaçıldı kaçıldı sevişildi.
Alo Leyla. Zaten bittiğini gibi giydirdiler beni. Otobanlarda, aslatlarda ifal ettiler. Abla beş yıldız yarısın değil mi? Ay 10 yıldız ayol bu. Ziyan bu gecede kal, 5 gece al. Dez dolduracağız, kaba sıva yapacağız. 4 defa sevişeceğiz ama 6 defa sevişiyoruz. 2 tane bedava oldu. Ben senin yapacağın kampanyaya sıkışayım ben. Ben pazarlayacağım lan seni. Ezelengi mi olacaksın yani? Menajerin olacağım diye. Bedava değil mi? Allah için konuşma. Bedava değil mi şu an bizim? Ben Mahsun'dan galiba Jigolo kiraladım ya. Bir insanın pezevengi kendinden önce kötü olan düşer mi arkadaş ya? Mahsun J normal şartlar altında 26 Ocak'ta insanlarla buluşuyor. Aynen. 26 Ocak'ta normal şartlarda herhangi bir şey olmaz. Hissin ne? İnsanların geri dönüşleriyle ilgili... Abi ben zaten kendi videolarımı da filmi de izlediğimde ben şey yapmıyorum. Hani insan kendi işini beğenmez ya böyle. Hani şey izler böyle. Kendini izleyebiliyor musun? İzleyemiyorum işte. Yani burada da böyle izledim. Lan dedim garip bir şey yapmışız ya dedim. Harbiden garip bir şey yapmışız dedim. Böyle yer hoşuma gitti yani benim ya. Bize ufak tefek kesinlikle... Ufak bir şey, bir de sen ufak bir şey gösterdin ya. Evet. Bir. Harbiden garip bir şey yapmışsınız. Çok... Hakikaten. Çok sert ve komik. Ben senin yaptığın her şey böyle gülümseyerek kahkaha atarak izleyen biri olduğum için filminde dahil eline sağlık. Muhtemelen insanların birbirine göndereceği çok konuşulacak bir işin arifesindeyiz şu an diye tahmin ediyorum. İnşallah. Bilmiyorum bakacağız. Onu yukarıda da konuştuk ya az önce. İşin içinde çok olunca evet, şeyin abi. Ayarı kaçıyor. Ne komik ne değil. Bir ay hazırlık. Aha. Bir ay oyuncu koçuyla oyunculuk eğitimi. Aha. İki ay set totalde 4 ay. Evet. Abi bitmedi artık. Kafayı yedim yani. Bak set bitmiş, bir hafta geçmiş abi. Ben gece yine setteydim. Rüyamda bile setteyim abi. Her gün hala devam ediyor. Öyle bir süreç olduğu için, çok fazla yakından baktığın için artık göremiyorsun yani. Evet, doğru. Şimdi sen birini oynuyorsun yani sonuçta. Kendin değilsin yani. Yani bir karakter oynuyorsun ya. Biz mesela yaptığımız işlerde, bizim Meksika açmızı filminde de biz kendimiziz. Kendimiz olduğu gibiyiz yani. Aslında ben dizide de öyleyim. Tam orada bir karakter var. Bir jigolo olan bir kuryenin hayatını anlatıyoruz falan filan ama senaryoda yazılan birebir cümleyi ben filmde de bu dizide de şey yapamadım. Nasıl diyeyim sana? Aynısını söylemiyorum. Ağzıma nasıl oturursa. Gerçekten ben öyle bir durumda kalsaydım. Aha. O kadına veya o adama ne cevap verirdim? Nasıl bir tepkim olurdu? Onun söylediği lafa nasıl bir mimikle tepki verirdim? Aslında hani öyle yaptım. Ama senin bir, Mahsun senin bir personan var abi. Mesela sen o personaya büründüğün zaman benim gözümde başkalaşıyorsun. Mesela bizim filmin tanıtımında bizim filmi çeken bir müteahhit. Evet. Evet, iş evet. Meğersem oldun ya. Evet. Bir anda normal Mahsun'dan hemen böyle çok uzak bir karakter olmayabilir de hemen bir yan tarafa geçiyorsun. Sanki o adam oluveriyorsun ya abi. Sanki evet. O adam gibi konuşuyorsun. Ya işte o adam ne cevap verirdi? Hı. Nasıl tepki verirdi? Komedi hayvanı ya. Her duruma, her an şakası olan bir adam yani. Bana da öyle diyordu ya işte. Sen gel de buraya. Bilmem ne. Sen acık ileride dur falan. Bir de aurası da var. Bir süre sonra ne diyorsa yapıyorsun. Evet. Psikolojik yani. Bir anda bize diyorlar ki sizin kuzu gibi durdunuz. Bana öyle konuşmadık ama adam o kadar özgüvenli bir şekilde otur gel buraya. Biz de ama durdum. Onların böyle aptal özgüveni olur ya böyle. Hani sonradan yapımcılığa geçen bir inşaatçılar falan olur ya böyle. Aha. Hani böyle bir şey gereksiz bir özgüvenleri olur böyle. İşte sen o personaya girince biz hemen çocuk olduk. Kurumsal bir işte çalışıyor olsaydık üçümüz de. Titre olarak daha yüksek bir insanın karşısında yalaka tabiatlı insanlar mı olurduk? Yoksa böyle yeri geldi mi laf sokan ondan sonra patronsa patron canımı mı alacak insanı mı olurdunuz beyler? Ben biraz çalıştım kurumsalda. İçimden inanılmaz bir yalaka çıktı. Biliyor musunuz? İnanılmaz ama. Yani. Abi sen de. Böyle iş arkadaş. Kendini mi gömüyorsun? Yok yok. Korkağım, yalakayım. Vallahi öyle bak. İş... Gerçekleri konuşuyoruz gerçek, kardeşim. Gerçek. 1,5 ay falan çalıştım güzel kardeşim. Ya iş arkadaşlarımı şikayetten tut. Ondan sonra yaptığım işleri patron odasına girip ben böyle bir şey yaptım ne diyorsunuz demeye kadar yani. Anladın mı? İnanılmaz bir karaktersizlik örneği 1,5 aydı. Beni övsün diye. Abi ya, sen burada kendini gömüyorsun ben rahatsız oluyorum. Hayır gömmek değil bu. Gömüyor ne abi gömüyor. Kardeşim şu anki mesleğim bunları gerektirmediği için ben mutluyum. Ama gerekirse ben yine o kadar yalaka olabilirimi söylüyorum. Gerekirse yalaka komedyen olurum. Komedyen olarak olmam. Ama normal kurumsal bir hayatta her zaman için şeyimdir yani. Patron beni sevsin de nasıl severse sevsin. Bak ben de şöyleyim abi. Mesela bir görüşmeye gideceğim tamam mı? Benden çok üst birisi. Bir şey satmak için yani. Bir program anlatmak için. Bilmem ne yapmak için falan filan. Hayatımda öyle bir sürü oldu. Kendi kendime konuşuyorum. Böyle derse böyle derim diyorum. Bilmem ne yaparsa böyle yaparım. Olur mu derim falan diyorum. Bir giriyorum abi. Bir defa 45 dakika sürecek konuyu 10 dakikada beni sepetliyorlar. O ayrı. Ondan sonra istediğim hiçbir şeyi söyleyemeden çıkıyorum abi.
İstediğim gibi. Sonra da o adam bana ne demişse onun hepsini de kabul etmiş olarak çıkıyorum. Çünkü siz daha iyi bilirsiniz gibi insan. Abi ben de öyle zaten. Bazen şeyle bir yapımcı mapımcı bir şeyle oturuyoruz böyle. Muhtemelen karşımdaki adam da diyor. Deli herhalde bu amına koyayım. Başkan ne yapıyorsun ya falan filan böyle direkt böyle giriyorum. Ha, sen öyle konuşuyorsun. Tabii tabii. İşte ben... O işte diyorum. Güzel bir özgüven. Hayır, o şu anki mesleklerimizde ben de öyleyim. Şu an komedyen ne demek? Sen ne iş yapıyorsan yap. Ben hepsiyle kafa bulabilirim yerinden bakıyorsun kendine. Benim ne diyeyim? Maaşlı çalışmak. Anladın mı? Ev geçindirmek. Mesela 3 kişiyiz. Öyle söylemek önerileri var ya. Kurumsal bir şirkette deseler ki 3 kişiyiz. İkinizi işten çıkartacağız. Ya da biriniz işten çıkacaksınız. Yani sizin kafanızı taşla ezmeye kadar tamamım ben. Yeter ki ben kalayım bu işte. Gece çok... Ne diyeyim abi, Allah belanı versin. Ne diyeyim yani? Yani evet evet. Yani 3 yakın arkadaşız değiliz o saatten sonra, anladın mı? Ben hemen derim yani, Mahsun zaten para aklıyor. Sen geceleri Mahsun'un ne yaptığını biliyorsun. İftira da atarım ya. İftiraya kadar yol var. Anlatan Bey'in sizinle ilgili söylediklerinizi biliyor musunuz? Ondan sonra cim, o seks hayatınız berbatmış diyor. Ama arkadaş diyor, ya. Arkadaş. Evet evet. Yeter ki kalayım. Başka arkadaş bulurum çünkü. Hep öyle bakarım hayata. Arkadaş kolay edinir. Yok yapmış. Ya bulunmaz abi. Senin görüştüğün kişi, bak benim görüştüğüm kişi 5 kişidir abi böyle. Yani görüştüğün dedim, bir sürü kişiyle görüşüyorsun ama yani. Gerçek arkadaşım. Yani gerçek arkadaşım. 5 kişi filandır yani. Şu anki Mahsun olarak düşünme. Bahsettiğim tamam, kurumsal hayattaki tamam, Mahsun yine arkadaşlarını satmaz mı? Arkadaşlarını satmaz. Bence satmam. Güzel. Güzel mesela. Bunu biliyorum ama güzel. Sen bana mı benziyor Mahsun'a mı? Sana daha çok benziyor. Çünkü ben şunları yaşadım yani, işte mesela bütün şirket, ben çalıştım bir dönem böyle kurumsal çalıştım. Bütün şirket gece saat 2'lere 3'lere kadar müşteri ağırlamışız, bilmem ne yapmışız mesela. Patron da demiş ki işte 10, 10.30, 11'e kadar yolu var herkesin yani, geç gelebilirsiniz falan. Ben 9'da gidiyorum oraya sabah, işe normal. Ha, anladım. Onu da söylemek istiyorum. Tabii. Ben 9'da geldim. Yani askerde vardı öyle birisi mesela. Aha. Bayağı söverdik ona yani. Hiç, komutan şey derdi bize böyle. Oğlum tamam takılın. Bu sürekli çıkardı. Komutanım şey, eğitim yapalım, şunu yapalım. Sen o adamsın. Evet abi. Öyle. Çok benziyoruz seninle. Yani. Evet ya. Muhtemelen biz seninle birbirinin üstüne basmaya çalışan iki insan. Böyle yurt dışından gelen misafirleri pavyonda ağırlama diye bir hikayemiz vardı, tamam mı, şirketin içerisinde. Bayağı pavyonlar, yemekler, bilmem neler falan filan. Herkes zil zurna abi. Ben abi dimdik. Kravatım gevşemeden duruyorum. Adamla göz göze gelirsem bir şey isterse kafam yerinde olsun diye. Hiç en eğlenmeyen insanlar geçirdim bütün hayatımı. Yemin ediyorum. Hayır, eğlence mekanını normal anlarım da yani pavyon garip geldi bana. Tabii pavyon var, eğlence mekanı. Biraz ufkunu geniş tut kardeşim. Kadın ayarlıyoruz falan filan. Sen şakasını yapıyorsun ama. Bunu yayınlamayacağım ama. Sabahtan beri benim her şeyimi yayınlayacağım. Bunu yani. O zaman 160 tane kadın satmış arkadaşlar. Kadın satmış. Satmış değil abi. Bir pezevenkle oturuyoruz. Sen de açıkla. Ben pezevenk değilim. Programa açıkla abi. Hadi. Jigolo yeni, değilim. Pezevenk değilim. Yeni, naif değilim. Yeni bir diziye başlıyoruz. İbo P diye. Kaç bölüm dizi? 8. 8 bölüm. Her birinde ayrı bir hikayen var, birbiriyle bağlantılı mı? Yok, bir hikaye takip ediyor da tamam. Ama şey... Bölümler kendi içinde de hafiften de bir bağımsız yani. Aha. Her seferinde farklı bir kadının hikayesini görüyoruz. Başka aslında. Bir kadının hikayesini görüyoruz. Tabii. Ama tabii devam eden arka planda bir hikaye var. Normal hayattan tanıdığın insanlar da oynadı mı oyuncu olarak, yoksa kastla mı? Nasıl yani? Kast mı? Oyuncuları o anda mı tanıdın, bir arkadaşınla oynadı mı? Ha yok, oyuncuları an tanıdım. Hepsini an tamam. Tanıdım. Bazen oluyor Mahsun ya. Normal... Kim bilir neler geldiyse. Evet abi, yani benim sordu ki. Hayır hayır, çünkü tatlı bir yerde. Pardon, benim fesatlığım. Evet, normal diyorum. Hayattan bir buket tanıyorsundur da iyi oyuncudur, arkadaşındır. Daha rahat ederim onunla diyorsundur, onu sordum sadece. Bir oyuncumuzun adı Buket var, tahmin ettim. Buket. Öyle mi? Evet tamam. Öyle yani. İçime sindi. İçime sindi abi, sindi gerçekten. Sindi. Acayip merak ediyorum yani. Ben çok merak ediyorum. Valla. Mesela aramız var mı? Sende var mı? Var. Var. Park yasak yazan bir yere park ediyor musunuz? O özgüveniniz var mı? Yani İstanbul'da korkuyorum, çekiyorlar. Aha. Ama Adana'da her tarafa koyuyordum. Ha değil mi? Park orada yasak... herkes her tarafa koyduğu için arabasını, sorun yok yani. Evet, bu kuralsızlığın kural olduğu yerlerde yaşamak biraz daha güzel. Engelli yerleri var ya. Geçenlerde bir tane adam engelli yerine park etti arabayı. AVM'de kapıya en yakın yer oluyor. Engelli yerine park etti, kız arkadaşıyla indi. Ben de dedim ki birader oraya dedim park etme. Aslında gıcık oldum, park etme lan demek istiyorum herife, tamam mı? Ama öyle diyemedim. Dedim ki kardeşim oraya park etme, arabanı çekerler. ya ne çok güzel ne ya. Güzel bir niyetle başladım, tamam mı, böyle sert bir şeyle falan. Sonra dedim yanında kadın var, hani sert bir tavırla söylemeyeyim derken de içime kaçtım, kıçıma kaçtım, öyle bitirdim abi. Öncelikle oradan çekiyorlar. Abimi yönetti mi diye kaçıyorum. Ben sustum, kapattım, tamam hadi. Yetişkinken azarlanmak diye bir şey var, biliyor musunuz? Evet. Mesela bir arabaya dayanıyorum mesela.
Telefonla konuşuyorsun. Başkasının arabası. Çok diye açıyor. Evet ya. Ya da içeriden tık 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 cama vuruyor. Tamam mı? Ne yapıyorsun diyor falan. Böyle bir 40 yaşında adam özür diliyor falan filan. Ya böyle bence azarlanmanın bir yaşı olmalı. Belli bir yaştan sonra azarlanma zaman travma oluyor. Şeylerde de çok oluyor. Devlet dairelerinde. Bir şey yazacaksın. Dilekçe yazacaksın mesela. Diyor ki öyle yazılır mı o diyor, tamam mı? Al diyor, baştan yazıyor. Bir tane kağıt veriyor. Tekrar yazıyor en baştan. Sen böyle azar yemişsin. Bir daha onun söylediklerini tekrar. Bir şey de diyemiyor. Ya biz diyemiyor. Bilmediğin de bir dünya. Diyor ki bu beni şimdi burada 4 saat bekletir yani. O saatten sonra patron nasıl? İşte orada da çok yalak oluyorum ben. Siz nasıl istersiniz tabii ki. Mesela azarlıyor beni. Tabii diyorum. Bunu ne yapayım? Çöpe atayım mı? Atayım geleyim falan. O kadar. Ben bunu müdürüme imzalayayım. Oradaki herkese müdürüm diyor falan. Yani o hallerim işte birileri tarafından görülecek diye çok, evet, korkuyorum. Ben de çok benziyorum sana. Öyle mi? Her zaman en büyük korkularım bir sosyal deneye yakalanmak ve 6 milyon izlenmek. Bir tane evet. Sosyal deneye denk geldim. Siz ne yapardınız diye merak ediyorum. Şimdi bankta oturan 40'lı yaşlarda bir abi, tamam mı? 40 plus bir abimiz var. Güzelce bir kız geliyor, oturabilir miyim diyor, oturuyor. Ya ben diyor işte buraya geldim de diyor, nerede eğlenecek bilmiyorum, şehir dışından geldim diyor. Yakınlarda diyor işte böyle bir eğlenebileceğim bir yer var mı diyor. Muhabbet ediyor adamla, tatlı tatlı muhabbet ediyor. Tamam mı? Adam da böyle çok o ana kadar çok kibar. Tam da yürümüyor kıza, çok jantilikle yürütüyor. Bir tane de gençten çocuk geliyor 10 dakika sonra. Tamam mı? Çocuk kıza diyor ki, şurada diyor sinema var diyor, iki tane de biletim var diyor, beraber sinemaya gitsek ne güzel olur diyor. Aa kız da tamam diyor. O demin ki Jante abi bir sinirleniyor abi. Sanki 10 dakika önce o kadının hayatındaymış. Sanki sevgilisini götürmüş. Ha yemin ediyorum. Diyor ki sen bana söz verdin. Böyle şey olur mu? Çocuğa diyor ki sen nereden çıktın o gün diyor. Tamam mı? Aynı durumda ben o Jante abinin yerinde olsa ben de çok bozulurum yani. Hayat sana bir ihtimal getirmiş. Tesadüfen çok güzel bir kızla vakit geçirme olanan var. Bir tane geçen çocuk alıyor kızı gidiyor. Kartal gibi kapıp gidiyor. Siz orada sakin kalabilir misiniz böyle bir şey gelse başınıza? Yani bekar Mahsun'u düşünüyorum. Ya ama yeni tanıştığım için şey diyemem. Hani o kadar sert yapamam ama yani tamam. Kendi içimde bir üzülürüm canın yani. Canın ulan... sıkılmaz mı ama yani? O anda beraber sinemaya gidiyorlar. Canın sıkılır tabii abi. Adam şeyi bile soruyor çocuğa yani. Üç, yer yok mu başka diyor üçüncü sinemaya. Bir biletiniz daha. Yani umut devam ediyor ya. Hani bir bilet daha varsa yanınıza da ben otursam. Belli mi olur o saatten sonra diyor. Sen ne yaparsın? Tabii bu yaşındasın. Bekar. Bekarsın. Bekar. Ha. Bekar anlatan. Abi o kadar uzun zaman oldu ki ben. Aha. Herhalde heyecandan ama kalp krizi. Bekarını hatırlamayabilirim. Bu yaşındaysam kalp krizi geçiririm ama. Normalde. Hayır çocuk kaptı gitti. Orada yani sen tepki göstermez misin? Hepimiz insanız oğlum, açık olalım yani. Ben peki çok üzülürüm. Yani. Abi kendi içinde üzülürsün kendi ama. Kendi içinde perişan olurum. Yani kadın onu seçmiş, ne diyeceksin ki? Tamam. Ben derim ki yani ben bu işi yapamıyorum kardeşim derim ya. Benden geçmiş. Kadına iki çift lafınız yok mu yani? Yok. Hafif kadın demez misiniz? Hayır canım demez. Niye diyeyim abi? Denmez değil mi? Denmez. Ya hafif kadın demem ama kadının çocuğa şey derim yani. 10 dakikadır benimle flörtleşiyordu güzel kardeşim. Sen nereden çıktığını derim. Kıza da derim ki flörtleşmiyor muydun ben de söylesene derim. Tamam ediyordum diyecek. O da yo dese mesela ne diyeceğim ben? Hani... Evet de diyebilir ha burada hani şey senlik bir şey yok bir de yeni tanışmışsın falan. Evet şey aslında yeni durumu hemen kabullenip kendini kapalı ilan etmeyeceksin. Tabii. Durumu. Ama ediyorsun. Hayat öyle kız çok güzel. Ya tamam üzülürsün. Ya abiyle ben bir şey empati kurdum abi. Yemin ederim üzüldüm video izledikten sonra. Benim sahnem ve sahnedeki anlattıklarımın tamamı abi. Hepsi hayal ürünü. Ama ufaktan mesela böyle bir şey olmuş mesela. Aha. Ben abi içimde söyleyemediklerimi sahnede anlatıyorum zaten. Evet. Böyle mi? Oldu diyorum. Adama da ben dedim ki diyorum. Halbuki ben o adama onu diyemedim abi. Kafamda böyle bir makine dönüyor. İstediğim hiçbir şeyi kimseye söyleyemiyorum. Ben de öyleyim. Onlar gittikten sonra ben ağlayabilirim. Gerçekten bir anda mesela hiç 10 dakika önce mutlu durdu mesut otururken evet evet gamlanıp böyle gözlerim dolabilir ağlayabilirim. Çünkü hayat bana bir piyango bileti verip geri aldı ya elimden. Zaten kankim yarışma programlarında 1000 lira kazandın, 2000 lira kazandın, 5000 lira kazandığından ziyade 100 bin lira verip kaybettikçe geri almak daha seksidir abi. Evet. Yani adama mi? Baştan parayı veriyorsun, soruyu bilemedikçe geri alıyorsun abi. Anladın mı? Aynı şey oldu aslında evet. Yani. Bir hanımefendi geldi, yakın bir yerlerde yemek yiyebilir miyiz? Sonra da bambaşka bir çocukla, gençten bir çocukla sinemaya gittiler. Orada şey istiyorsun yani, sinema yasaklansın istiyorsun, anladın mı? Yedinci sanat bu saatten sonra hiçbir yerde ekmek bulamasın istiyorsun. Bundan sonra her şey dijital olsun. Öyle böyle netsiz çıktı. Sinemaya neden küstü? Genç çıktı böyle böyle, böyle oldu bu işler. Bizim gibi üzülen adamlar sayesinde oldu yani. Dizin tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler abi. Herkes izlesin, önü çok açık İnşallah. Olsun. Bir aksilik olmaz ise 26 Ocak itibariyle Mahsun J. Gain'de yayında olacak.
Kaç bölüm yayınlanacak ilk etapta? İlk iki bölüm birden yayınlanıyor. Ha. Ondan sonra haftalık her hafta bir bölüm. Önce ilk iki bölüm yayınlanacak. Ondan sonra da her hafta birer bölüm olarak Mahsun J. Gain'de yayınlanacak sevgili Rabarba Talk izleyenler. Gerçekten heyecanla bekliyoruz kardeşim. Yemin ediyorum. Eyvallah. Ben de çok heyecanlıyım ya. Dediğim gibi çok uzun bir süreç olduğu için şeyi merak ediyorsun yani. Gelecek olan tepkiler ne olacak diye. Güzel güzel. Sana gelen tepkileri görüyoruz biz yani. Yüzlerini de görüyoruz. Yolu açık olsun. Ayağına taş değmesin. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi ki geldin. Görüşürüz. Uzanamıyorum. Ben böyle yaparım size. Sizi ben tanıştırdım. Dur oğlum uzandın ya. Böyle adam böyle. Sizi ben tanıştırdım. Hayır hayır ben tanıştırdım. Hayır abi dostluk kuramazsınız şu anda benim gözümün önünde. Şu an gerçekten ikili sinema gidersiniz. Burada da hüngür hüngür ağlarım görürsünüz. Beni genç bir çocuk aldı götürdü. Anlatanı kaptılar şu anda. Öpüyoruz herkesi. Rabarba Talk biter. Bay bay.